Ciddi mavzular. Hemen ciddiyesi uski kuru da bulandı. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ala rasulina Muhammedin amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama bak. Saval, siyanizm. Hakkıda ve bazen hala kışkırışı bilmeyen cücelerge nispeten bizni içimizdeki siyanizmin iti eşşegi degen cümlelerimden saval tuğulup şu savalını veriş yaptı. Siyanizm uzunu mu? Bizim içimizde siyanizmge itilik kılıyetken uzun bilip bilmezden uşalarını, hizmetini kılıp yürgen adamlar hakkıda. Mesela doğru düşünüş üçün siyanizmini doğru düşünüyorsak siyanizm ne mi? Saval veriyoruz. Doğru mu? Siyanizm, siyon taşkilat bu radikal taşkilat. Tashkil qilinganiga, tashkil qilinganiga, ya'ni rasmiy shaklda tashkil qilinganiga. Ko'p davlatlar rasman uni qabul qilmaydi. Lekin rasman ular o'zlarini e'lon qilishib, faoliyatga o'tib va faoliyatlarida dunyo tamaddunining ichida nimalargadir erishgan tashkilot haqida savol. Bu tashkilot mavjud tashkilot. 1800-yildan buni g'oyalari siyosiylashgan. 1800-yil milodiy yil sanada. 1800-yillarda Yahudi jamoalari ichida bir guruh odamlar davlat qurishlik g'oyasini oldinga surishgan. O'zi Yahudiylik e'tiqodida davlat qurish, davlat qilib davlatchilikni boshqarish sistemasi yo'q. Ular ko'chmanchi, ko'chib yashaydigan xalq va undan tashqari ularni muqaddas kitoblaridagi ogohlantirishlarda agar yahudiylar bir davlat qurib dunyoda davlatchilik o'ynasa ularni boshiga juda og'ir balolar kelishi to'g'risida xabarlari bor. Bu e'tiqodlarida bor. Ortodoksal yahudiylar shuni ta'kidlaydi. Ularni ortodoksallar deyiladi. Ortodoksallar ya'ni kelishib yashaydi hamma bilan. Ularda radikal qarash yo'q. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ularning shariatlarini keyingi ummatga ba'zan sobit qoldirgan ba'zi o'rinlarda. Yas'alunaka mada uhilla lakum. Yoki mada uhilla lahum. Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti sizdan ey Muhammad alayhissalom. Ba'zi odamlar kelib bizga nima halol qilingan deb so'raydi. Nima halol qilinganligi haqida so'raydi. Uşa sorakının cevabı da, Maide surası da Allah-u Teala. Yani ahli kitaplarının taamları ve ta'amu allazine utul kitabe hillullakum degen. Ve ta'amu allazine utul kitab hillullakum. Kitap verilgenlerinin taamları sizlerge halal degen. Ana şu, çünkü ahli kitaplarının bizga halol bo'lgan, bizga halol bo'lgan jonliqlari halol ekanligini da'vo qiladi. Ular so'ygani bizga halol. Nasroniy so'ysa halol, yahudiylar so'ysa halol. Shariatni qabul qilyapti biz islom. Ularning shariatini bizga joriy qilyapti. Va hatto ularning shariatlarini tasdiqlaydigan o'rni ham bor. Va ta'amukum hillul lahum degan. Bizning taomlarimiz ham ularga halol. Qarang. Yahudilarda bir ikkita qo'shnilarim qo'shnisi bor odamlar aytardi-da. O'zi islomni o'rtachara amal qilib yurardik deydi, lekin qo'shnimiz bor edi yahudi deydi. Bozordan tovuq olib kelsa, bizni chaqirardi deydi. Chaqirib biz so'y berardik, bismillah Allohu akbar so'y berardik, keyin yerdi deydi. Kosherni taomlari bor, to'g'rimi? Dunyoning hamma burchagiga borsa, bular birinchi yemoqlarini halol bo'lishini, o'zini shariatiga muvofiq bo'lishini xohlaydi va bizni so'yganimizni ham o'zlariga halol deydi. Ha. Yahudi jamoalarida
ortodoksal qarashdagi jamoalar bilan bizni oldi berdimizni shariat tasdiqlaydi. Wal muhsonati minalladina qutul kitaba min qablikum. Muhsonat o'zini zinodan saqlagan ma'nosida. Kitob berilganlarni zinokor bo'lmaganlarini bizi musulmonlar nikohiga olsa bo'ladi. Mana shu oyat dalil. Lekin bir jamoat chiqqan ularni, ularni e'tiqodlarida ularni qarashlari ham turli tuman bo'lib ketganda, ularda hozir asl Tavrot yo'q, o'rniga Talmud degan kitobga amal qiladi va o'sha Talmudning ta'limotlarida Sulaymon alayhi salatu vasallamning taxtlari Vavilyonda Babil deymiz, qadimgi Babil. Vizantiyaning eski qadimgi anaqalari, fundamentlari, eski madaniyat. O'sha madaniyatning qoq markazida Sulaymon alayhi salatu vasallamning va butun dunyoni Sion tashkiloti orqali boshqarish e'tiqodi bor, tushunchasi bor. Shuni avvalishgan. O'sha gapni o'zlari inkor qilardi, o'zlarining rabbillari inkor qilardi. Noto'g'ri bu deyishardi, uni to'g'ri deganlari bor edi, kelishmovchilik shundan edi. Keyin nima bo'ldi? O'sha tashkilotga ya'ni a'zo bo'lgan 1800-yildan bir keyingi avlod odamlar bütün dünyadaki finans manbalarını bir joyga to'plashlikni reja qilib chiqdi. Bütün dünya banklarını o'zlarini iplariga olishga. Çünkü dünyanın mesela o'sha paytdagi odami 4 milyard bo'lsa, 2 milyard odamning puli ularning qo'lidaydi. Yahudi. O'sha Sion tashkiloti Yahudiylar. Va ularga bular aytdiki, pulni bir joyga to'playmiz dedi. Pulda muammo bo'lmagandan keyin davlat quramiz dedi. Birinchi davlat deganda Suriyani taklif qilishgan. Suriyaga davlat quramiz chunki Sulaymon alayhi salatu vasallamning taxti Suriyada o'rnatilishi kerak ularning e'tiqodida. Suriya endi katta Shom deyiladi. Aslida Suriya bitta shaharda davlat mamlakat, lekin Shom o'lkalariga o'rnatiladi. Hozirgi kundagi chegara Quddus, Madina, Misr, Falastin, Iroq, Suriya, Halab hammasi Turkiyaning bir qismi. Hammasida büyük Yahudi davlati. Sion davlati. Qurish rejasi ulardan chiqqan fikr. Yahudilarning ichida ko'pchiligi buni tanomaydi. Qarshi ham chiqadi hattoki. Aynan shu g'oyani amalga oshirayotgan Tiodar Herzl degan odam otasi tomonidan qabul qilinmagan. Otasi aytgan noto'g'ri qilyapsan degan otasiga qarshi yurgan. Hatto otasini qamatgan. Otasining gapiga quloq solmagan. Hozirgi kundagi o'sha bayroqni ikkita daryoning o'rtasidagi bayroq, ikkita tepadagi yashil daryo, Nil bilan Furot, o'rtasidagi 6 yulduz, Sulaymon alayhissalom yulduzi. Masalan, o'sha 6 yulduzni u yahudiylarning belgisi deb biz ko'p odamlar jaholat bilan uni yomon ko'radi. Yo, u Sulaymon alayhissalotu vasallamning yulduzi u. Sulaymon yulduzi deyiladi. O'tki Sulaymon alayhissalotu vasallamning taxtini o'rnatish rejasi bor. Bayroqning ma'nosi shu. Ikkita tomondagi ko'k yashil dengiz o'rtada taxt o'rnatamiz degan reja bor. O'sha reja asosida ketyapti ish. Hozir terror tashkilotlarining finansyorlari yosh bunda o'zi xohlagan gapni gapirishga qo'llab-quvvatlashi, Abdulloh Zufarlarni Misr davlat qamab qo'ysa, olib chiqib boshqaga chiqarib yuborish, unga iloji boricha imkon berish, atrofiga odam to'plash, yosh bolalarni shunga mahliyo qilish Sion tashkilotlarining planlaridan bittasi. Qancha ko'p terror bo'lsa, qancha ko'p o'sha musulmonlarning mamlakatlari qonga botsa, vayron bo'lsa, shuncha saltanat tezlashadi. Men hozirgiga misol qilyapman, endi tarixga qaytamiz. Teodor Herzl bu g'oyani ilk bobalaridan, ilk daholaridan. Uning yonida Emmanuel Carasso degan odam. Emmanuel Carasso. U unga sherik bo'lgan. Bu ikkalasi gapni bir joyga qo'yib, butun finans odamlarini to'plab, Sion tashkilotlarini harakatga keltirgan, aktivlashtirgan. Aktiv bu tashkilot. Bularning qarshisida nima bor edi? Bularning qarshisida bular xohlagan yerga saltanat o'rnatish uchun o'sha saltanatni boshqaruvi Sultan Sulaymonni, Sultan Abdulhamid Xonni qaramog'i ostiga yerlardi. Shuning uchun Abdulhamid Xonga ular rejani yo'naltirdi. Butun reja Abdulhamid Xonga bo'lgan.
Abdulhamid Khan. 1870 yılda tahtga oturgan. 1870 yılda mason tashkiloti bilan shartnoma asosida oturgan. Masonlar bilan kelishgan. Aytgan men degan sizlarga xizmat qilaman degan, sizlar bilan birga ish qilamiz degan, faqat menga taxtdagi yordam berasizlar. Finans masalasida, tashqi siyosat, Yevropada bo'ladigan kelishuvlar, lojalar hammasi bilan kelishgan. Va taxtga o'tirganda 5 yil ularni chizgan chizig'idan chiqmagan. 75 yilgacha. O'sha tarix ulamolar aytadiki, Abdulhamid Xon 5 yillik ichida vafot etganda edi. Hozir Abdulhamid Xon haqida faqat la'nat bilan eslardik deydi. 5 yil ichida u hamma balansni joyiga qo'ygandan keyin 5-inchi yildan u yog'ida qichqirishi boshlagan. O'zunikini qo'ygan o'rtaga. Kuch bor, hamma yo'lni chegaralarini ushlagan, hamma yo'qqa imkoniyatini qo'ygan, hammani balans ushlayapti. Ko'chadan tortib saroygacha, kasbdan tortib injenergacha hammasini nazoratga olgan. Juda kuchli tizimini qo'ygan. Abdulhamid Xonning siyosiy ongini Germaniyani ilk kansleri var. Birinci bo'lgan kansler kimizi? Bismarck Otto. Otto Bismarck. Otto Bismarck aytadi ki, bütün dünya siyasetçilerini yığıp gelse, siyasi akılını 90% Abdulhamid Xon'da dedi. 5% bütün dünyada saçıyor. Koyan 5% ben dedi. Otto Bismarck'ın yapı var. Kuchli bo'lgan. Shunaqa kuchli bo'lgan. Abdulhamid Xonni siyosatini oldida lov qolishgan. Lekin tashqaridagi kuch ham oddiy bo'lmagan. Tashqaridagi kuch oddiy bo'lmagan. Tarixni o'qisangiz, tarixni qo'lyozmalari bor, chiqayotgan asarlari bor o'qisangiz, Abdulhamid Xonni 5 yilgacha Yevropaning gazetalari, o'sha paytda gazeta, yangi jurnalistika shakllanayotgan payt, birortasi tanqid qilmagan. 70-75 yil, 1870 1875 yıllarda Abdulhamid Xon haqida mutlaqo tanqidiy maqola yo'q. Yo'q. Tanqidiy maqola 75'ten keyin boshlangan. Nimaga? Bo'ysunmay qo'ygan. 5 yillik ichida Usmoniy xilofati, Usmoniy saltanat dunyo bo'yicha Ad-Duvalul Muazzam degan tashkilot bo'lgan o'sha paytda. 7ta bo'lgan. Dual muazzam nima degani? Dual muazzam degani veto qo'ya bilish huquqiga ega davlatlar. Hozir nechta o'sha davlat? 5ta. 5ta. Hozir 5ta davlat o'sha muazzam davlatlarga kiradi. Abdulhamid Xon davrida 7ta davlat bo'lgan. 7ta davlatni ichida Amerika bo'lmagan. Amerika muazzam davlat bo'lmagan. Amerikani muazzam davlatlar safiga kiritish uchun nomzod qo'yilganda har safar Abdulhamid Xon veto e'lon qilgan. Ularni kirgizmagan. Qachon Amerika muazzam davlatga aylandi? 1907 yildan keyin. O'shandan keyin harakat boshlandi. Undan keyin hozir Amerika katta davlatlar safida. 5ta davlat bor, ularning vetosi dunyodagi har qanday qarorni pas qila oladi. Ya'ni to'xtata oladi. Abdulhamid Xon taxtga o'tirar ekan Amerikani yaqinlashtirmagan, Amerika kuchli bo'lmagan. Nimaga bu kuch ushlagan? Abdulhamid Xonga yo'naltirilgan kuchlar ichida Sion tashkiloti eng kuchli ishni qilgan. Bu Lenin bor. Lenin o'sha tashkilotni hamkori bo'lgan. Sion tashkilotining eng yaqin hamkorlaridan. Germaniyaning quloqi bo'lgan, Turkiyadagi bankirlar bilan pul oldi berdisi bo'lgan. Leninni. Lenin o'sha katta inqilobni ularning kuchi bilan amalga oshirgan. Biz SSR davrida Lenin quvg'inga, surg'inga uchragan paytda chaylada o'tirgan choy ichib deb rasmlar qilib qo'yardi. Maktab o'qiganmiz. O'sha paytda chaylada bo'lmagan u yaramas. Germaniyada bo'lgan. Quloq bo'lgan chaylani ko'rsatib, u yoqda shartnoma strategiyani qurib yurgan bo'lgan. Va oqibatda shu keyin Lenin saltanatni egallagandan keyin ularni quvlatgan. Lenin kim otgan? Kaplan otgan. Kaplan zaharlangan o'q bilan o'tgan. Kaplan siyanizm tashkilotini agenti. Lenin quloq samoyi qo'ygandan keyin orqasidan olib turishgan uni. O'zlari yo'q qilgan uni. Mason siyanizm bittami? Mason u tashkilot. Masonda faqat yahudiy bo'lishi shart qilinmaydi.
Mason o'sha siyonizmga, yahudiy lojalariga xizmat qiladigan alohida tashkilot. Uni finans qilishadi, faqat bularni aytganini qiladi. Siyonistlar ko'proq ekanmi mas'ullardan? Siyonizm yahudiy jamoasini ichidagi radikal doira, toifa. Buni butun dunyo o'zi biladi. Biladi. Hozir men aytayotgan gaplarim keskinroq, ba'zi odam buni eshitishdan qo'rqib ketadi-da, biz aytishdan qo'rqmayapmiz. Shunaqa xavfli, lekin aytish kerak, haqiqatni bilish kerak. Men nima uchun bu gaplarni gapirdim? Biroz o'zimni xatarga qo'yib bo'lsa ham, chunki bizni ichimizda o'sha ikkita kalimani bir-biriga ula olmaydigan, islom haqida tushunchasi to'g'ri bo'lmagan, shariat maqsadlaridan mutlaqo uzoq bo'lgan, bir oilasini to'g'ri tebrata olmaydigan odamlar chiqib olib islom ummatini imomlarini haqorat qilyapti. Imomlarni obro'sizlantiryapti. Saroy mulla deyapti, ularni montaj qilyapti, ularga nisbatan ishonmasangiz ham qalbingizda ularni haybatini sindirishlik xizmatini qilyapti. Bu Sion donishmandlarining protokollarini 17-chi bandida alohida yozilgan. 17-chi bandda aytilganki, islom dinini parchalashni eng samarali yo'li islom peshvolarini obro'sizlantirish orqali bo'ladi degan. Va o'zining Sion odamlariga buyuradi, bu ishni amalga oshiringlar. Kim amalga oshirsa qo'llab-quvvatlanglar, orqasida turinglar. Yolg'on tarqataveringlar. Nimaga? Ishonmasa ham odamni qalbida nimadir qoladi shularga nisbatan. İmam desa odamlar bir seskanadigan bo'lib qolsa, bo'ldi, keyinchalik ular xalqni biz o'zimiz ergashtiramiz. Nasroniy dinini rohiblarini, peshvolarini tamom sharmanda qilib bo'ldik. O'sha band aytayapti. Sion donishmandlarining protokollari. Bu gapni biz aytishni boshlaganimizda, bizning ichimizda o'sha Sionni iti bo'lishga ham yaramaydigan kalamushlar bor. O'zini musulmon ko'rsatib beradi, lekin kalamush neo-jadidchilar, neo-jadid, ya'ni yangilik tarafdorimiz deydigan sharlatanlar. Islom ummati o'zbek millatini ichiga LGBTni kirishligidan manfaatdor odamlar. Milliy qadriyatlarni ustidan kuladigan odamlar. Bular aytayaptiki, Sion protokollari bu to'qima narsa, tarqatib yuribdi. To'qima bo'lsa bordir. To'qima bo'lsa bordir. Lekin hayotda o'sha ish amalga oshyapti. To'g'rimi? İmamlarına hakaret kılışıyordu, obrosuzlandırışıyordu. Fakat şu orkaya hareket kılışıyordu. Lekin güçleri yetmeydi. Demek ki bizi halkımız 90-95% barbar imamlarına muhabbet kıladı. Masjidine baradı, arkasından namaz okuydu. Ahl-ı sünnenin itikadını biledi. Ne kılıp olsayım imamını kımaya kıladı. Koy dedi, onu sen şahsi işe aralaşma dedi, insan hata kıladı. Lekin imam o dedi. İmamın arkasında gapirish doğru emas deydi. Va qadimgi kitoblarimizdan og'ir gaplarni biladi xalq. Ulamolar yetkazgan buni. Bu tashkilot juda katta miqdorda pulliga ega. Teodor Herzl Abdulhamid Xonni oldiga kirgan. Kirib aytganki, tashqi qarzi qancha ham million qarz, katta miqdorda qarz. Va Yevropada Abdulhamid Xonga nisbatan qizil podshoh, qizil podshoh degani qonxo'r podshoh degani o'zi. Qonxo'r podshoh kabi tanqidiy janrlarni hammasini to'xtatishlikka, u kishi haqida faqat ijobiy gap yozishlikka va'da beradi. Chunki hamma jurnalistik bog'ichlar buni qo'lida. Bu pul tikyapti, jurnalistga buni aytganini yozyapti. Men jurnalistikani xolisman degan odamga ishonmayman hech qachon, chunki jurnalistikani birinchi tamoyili xolislik. Lekin aynan mana shu tamoyil birorta jurnalistda yo'q. Nimaga? Jurnalist bergan pulni evaziga gapiradi. Xizmat tahrirbonlar aytib qoladi. O'zbekistonda zulm bo'ladi. Mana ozodlikni aytishni ko'rmayapsan deydi. Demokratiya kufur. Mana ozodlikda unaqa deyapti deydi. Ozodlik kim? Ozodlik reklamaga ishlamaydi. Ozodlik pul topmaydi. Hech qachon pul, faqat pul hisoblaydi. O'zining informatsiyasini pul berib tarqatadi. Barcha fitna fasodga sabab bo'ladigan axborotlarni barchasiga reklama yozib qo'ygan tepasida. Pul sotib, pul bilan qilyapti uni. Facebookga kiring, Facebookda faqat reklama qiladi. Ana shu jurnalistikani to'xtatishlikni va'da beradi Abdulhamid Xonga. To'xtat. Nima buni evaziga beraman deydi? Desa dastlab Suriyadan joy so'ragandi boshida. Keyin
Suriye emas, o'sha Falastinni o'zidan boshlaymiz deb, Karasoni maslahati bilan Falastindan bizga joy bering deydi. Deganda Abdulhamidxon aytganki, biz olgan yerlarimizni o'zini narxida sotamiz degan. Biz o yerlarni qon bilan olganmiz, olsang qon bilan olasan degan. Shunda bermaymiz. Va daf bo'l degan. Daf bo'l degan. Abdulhamidxon keyinchalik aytadiki, men qiyomat kuni mana shu gapim uchun Allohdan ajr umid qilaman degan. Shu gapni gapirdim men. Juda katta miqdorda mablag' qiynalib turibdi, tahlika yaqin, ko'rib turibdi, boshqara olmayapti. Siyon tashkilotlari faqat Abdulhamidxonning o'zi bilan ovora bo'lmagan. Ular Suriyaga borib, Suriyadagi xalqni, Misrga borib, Misrdagi xalqni, Xalichga borib, Saudiya, hanasi yo'q edi. Xalich deylardi, arab o'lkalari. Arab o'lkalariga borib, arablarni ichida millatchilik g'oyalarini to'xtamasdan tarqatishgan. Lubnon shtab-kvartira bo'lgan. Lubnonda Angliyaning o'sha 007lari hammasi borib o'tirib olgan. Hammasi o'tirib olib Arab dilini yaxshi biladi, mustashrik o'sha Lawrence Arabiya. Arab Lawrence. Arabcha gapirsa odamlar ajratolmas ekan. Nima ko'zing ko'k desa, keyin aytar ekan, men inglizman dedi. Ko'zi ko'k, o'zi sariq, arabchada arabdan yaxshi gapirgan. Arablarga qahramon qilib ko'rsatgan o'zi, arablarni qutqaruvchisi, hozir ham arablarni qutqaruvchisi deyshadi. Arab. Quloq bo'lgan. Angliya qirolichasini qo'lida shartnomasi bilan ishlayotgan odam bo'lgan u. U hozir Jiddada ofisini muzey qilib qo'yishdi. Tegishmaydi unda. Hozir ham uni ya'ni juda xaloskor deydi, xaloskor, millatni xaloskorlar deyishadi. 36 yoshida mototsiklda avariya bo'lib, ba'zi manbalarda Turk Abdulhamidxonni o'sha maxfiy guruhlari tashkil qilgan guruhlari bo'lgan, keyinchalik davom etgan guruhlar. O'sha guruhlarni odamlar o'ldirgan deydi, lekin u anaqa. Lekin kino ham ishlashdi. Arablar uni qahramon deydi. Ular arab millatini ichida millatchilikni qaytadan olovlantirgan, qo'zg'agan. Birinchi gap nima bo'lgan? Sizlar arabmisizlar? Ha, arab. Qur'on qaysi tilda? Arab tilda. Payg'ambarlar qaysi tilda gapirgan? Arab tilda. Nimaga sizlarni turklar boshqarish kerak? Nimaga? Qaysilar degan. Va bu da'vatlarga ilingan odamlar. Bittasi Husayn Sharif degan odam. Husayn Sharif falastinlik odam bo'lgan, ahli bayt bo'lgan. Va unga xilofat va'da qilishgan. Asl mahkam turgan xalifani yiqitish uchun boshqa muqobilni ko'rsatish kerak xalqqa. Boshqa muqobilni kuchi yo'q. Bu ko'nsa atrofiga odam. Atrofiga odam to'plansa, atrofiga odam to'plansa, asl kuchdagini sindirib, atrof bunga odamlarni bo'ysundirib, keyin buni sindirish oson. Husayn Sharif buni sezib qolgan, oxiri juda qattiq alam bilan afsus qilib dunyodan o'tgan. Aldanga. Bunga berishgan emas. Faqat buni muxolif qilib chiqarishgan, foydalanishgan. Siyosatda bor shunaqa narsa. Hozir Rossiyada Navalniyni chiqarishyapti-yu. Navalniyni o'zini shaxsiyati mutlaqo ahmoq to'poy odam. Hozir LGBTlarni Rossiyada targ'ib qilayotgan birinchi yetakchi odam shu. Birinchi odam Rossiyada taqiqlangan ki LGBT, to'g'rimi? Xalq o'zini ketdan boshlab oldi shu. Yo'q, buni o'zi boshlayotgani yo'q-da buni. Bu Yevropaga borib kelyapti. Buni orqasidan Amerikani rasmiy doiradagi odamlari gapiryapti. Bu odam emas bu. Bu kukla bu. Orqasida Rossiyaga jiddiy joker qo'yish rejasi bor. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Unga aql kerak emas. Hozir Navalniy o'lib ketsa yana ham zo'r bo'ladi ularga. Navalniyni xotinini olib chiqishadi, yana ikki barobar xalqni qo'zg'ashadi. YouTube'ga kirsangiz, YouTube algoritm bilan ishlamayapti Navalniyni anaqasi. Qasdan chiqarishyapti. 1 soatda 15 million odam ko'ryapti. Mumkinmi? U bechora chiqib, afsus qilib, orqada keyin afsus nadomatdan dunyodan o'tgan. Uni o'g'li bor, Faysal. Husayn Sharifni Faysal degan o'g'li bor. O'sha Faysalni Suriyaga qirol qilishgan. Suriya Abdulhamidxonning qo'l ostidagi joy. To'g'rimi? Usmoniyga qaragan. Lekin Usmoniyga qarshi biz seni qo'yyapmiz, aytganimizni qilasan degan ma'noda uni Suriyaga qirol qilib joylashgan. Kim joylagan?
Gertrude Bell degan xotin joriga. Xotin kishi. Oxfordni, Harvardni birinchi ayol talabasi. Birinchi bo'lib qizil diplomga bitirgan, ya'ni mumtoz diplomga bitirgan ayol. Uylanmagan, turmush qurmagan. Bir ofitserni yaxshi ko'radi hayotida. Gertrude Bell. O yaxshi ko'rgan askar menimcha Quytul Amara degan jang bo'lgan. Turklar bilan Yevropa o'sha Yunon harbiy bo'lgan. O'sha urushda o'sha ayol yaxshi ko'rgan yigit o'lgan. Turklar tomonidan o'ldirilganda u. O'shuning uchun qasam ichgan u. Umrimda birinchi marta sevgilim bu degan, endi sevgi menga kerak emas, men sevgilimni qasosini olaman deb qasam ichgan. Gertrude Bell, yolg'iz xotin Suriyaga Faysalni qirol qilib saylayapti. Kuch qarang. Da'voni qarang. Harakatni qarang. Biz hali ham paypoqqa mahsosi bo'ladim deb yuribmiz. Odamlarni qilayotgan ishini qarang. Ha, Angliyani maxsus odamlari, davlat siyosatchilari sionizm bilan qattiq aloqasi bo'lgan, finansdan muammo bo'lmagan, pul. Pul muammo bo'lmagan. Va o'qimishli arxeolog, arxeologni o'qigan o'zi. Arab ülkelerine gelip, arkadaki kazılmalar, kazış bahanesi de tamamıyla kulağılık diye. Lawrence'ni tütüngen anası. Lawrence, beni bulam diye. Gertrude Bell. Bunlar, yani Lawrence'ni yönlendirgen şu hatun. Cüde küçüğü hatun bugün. Suriye halkı Faysal'ını kabul kılmagan. Kral sayılıp koyuştu. Suriye kabul kılmasından onu tahttan çürüşken, siyan kurtarışken. Taxtdan tushirgandan keyin Gertrude Bell chaqirib Faysalni yoniga o'tkazib qo'yib, yangi davlat chizgan. O'zi kartani olib davlat chizgan. Davlatning nomini Iroq qo'ygan. Iroqni Gertrude Bell chizgan chegarasini. O'zini ofisiga Angliyaga xat yozayotganda, ertalabda qahva ichib o'tiribman. Arab qumlarining shamollarida ajoyib bir muhit. Badi yiqilib yozgandi. Eng ajoyibi degan Iroq davlatini chizib o'tiribman degan. Iroq davlatini chizib o'tiribman degan. Xotin kishini qaray. Suriyadan ag'darilgan Faysalga yangi chegarani chizib, Faysalni olib o'tib taxtiga o'tkizgan, qirol qilib o'tkizgan. Faysal Iroqni qiroli bo'lgan. Ana shu katta o'yin bular. O'yin to'xtagani yo'q, davom etyapti o'yinlar. Bugun yangicha IT texnologiyalar aralashdi ichkariga. Ko'p narsalar, hozir chegaralar yo'q, bu paytda chegaralar bo'lardi. Bir joydan ikkinchi joyga o'tish uchun ancha yo'l bor edi. Hozir to'g'ridan-to'g'ri. To'g'ridan-to'g'ri bu ishlarni qilishyapti. Endi mana shu musulmonlarning ichida o'sha tashkilotga, o'sha tashkilotning maqsadlariga amal qilayotganlar o'zi biladimi, bilmaydimi ularning xizmatkori. Men yengilroq aytayapman, qo'pol qilib aytsam ularni iti yoki eshagi. Boshqa iloji yo'q. Baribir ularga foydasiga ishlayapti. O'zi bilmaydi. Endi bilmaslik uzrga o'tadimi desa, bunaqa vaziyatlarda o'tmaydi. Jinoyat bilmadim degan bilan oqlanmaydi. O'g'irlikni jinoyatligini bilmabman, men bilmasdan o'g'irlik qilib qo'yibman desa, sud kechirmaydi. Bilishing farzdir deydi. To'g'rimi? Bilish farzdir. Zarurdir. Bilmasang, bilmasdan turib men jinoyat qildim desang, u uzrga o'tmaydi. Endi bizni ichimizda o'shalarga xizmat qilib qo'yayotgan odamlarni sekin asta ogohlantiryapmiz o'zi. Ogohlanmasa qattiqroq gapiryapmiz, lekin hozir alhamdulillahi robbil alamin meni kuzatishlarimga ko'ra boshlanishda 10% bilan boshlagan edik. 90% bizga tashlanardi. Hozir 10% qolgani yo'q. 90% aqli joyiga keldi, tushundi, ko'rib turibdi hammasi. Qarshi tarafda o'zimiz Sekin-sekin samimiy odam tushunadi. Siyosiylashib ketsa tushunmaydi, qiyin bo'ladi. Alloh asrasin. O'zi aslida rahmingiz keladi. Masalan, informatsiyasi yo'q bir odamni, bilmaydi. Haq gapiryapman deb o'ylab harakat qilaveradi. Haqorat qilib so'kib, tagiga madaniyatli bo'lib qo'yadi. O'zing hozir haqorat so'kyapsan, qanaqa madaniyat u? Theodor Herzl
daf bol degenden keyin bunlar 6 kişi geliyordu. 6 kişincisi kara suyan barıdı. Çıkıp geçişkenden keyin biz yine kayıtıp gelemiz degen. Çıkıp geçken bunlar. Keyin 1909 yıl benimce. Yok 1907 yıl. Sanırlarına adaşım mümkün. Kara su geliyen. Kara suyunu kolda hat. İmza koyduğun hat. Ve o hatını Abdülhamid Khan'a verip Türk milleti sizni tahtta haklamaydı. Boşatın degen. Degen de Abdülhamid Khan etken ki eğer beni Türk milleti tahtta haklamagen deydi bu hatını menge bir Yahudi vermezdi degen. Beni haklamayapken sadlar degen. Kim boşatken? Boşatkenden kiyinem tahtını yani saltanat yıkılgen. Yıkılgenden keyin keyingi işler çarkeşip ketgen. Bütün saltanat vayron bo'lgan. Ortadagi hamma chegaralar bir-biridan uzilib ketgan. Lekin oxir-oqibatda 1923 yılda Turkiyaning parlamental davlati tashkil qilingan. Parlamentlik davlat. Atatürk o'zi asli G'ozi Mustafa Kemal Atatürk. G'ozi o'zi. G'ozi mujohid. G'ozi nima degani? Jihodda tirik qolsa g'ozi bo'ladi. Jihodda halok bo'lsa shahid bo'ladi. Uni G'ozi Mustafa Kemal Atatürk deyishgan. Abdulhamid Xondan keyin Vahdaddin degani bo'lgan. O'shani qo'l ostida bo'lgan G'ozi Mustafa Kemal Atatürk. Ko'p janglarda qatnashgan. Juda katta urunishlarda bunga ishonib vazifa topshirgan. Vahid dedim mi? Vahdaddin keyingisi. Lekin vaziyat nimaga og'irlashgan? Nimaga turklarning ichida uni yaxshi ko'radiganlar ham bor? Mana shu savol ko'pchilikni qiynaydi. Uni ba'zilar aytadiki, Lenindan ham yomon bo'lgan deydi. Islomga juda qattiq zararlar yetkazgan. To'g'ri bu. Inkor bo'lmaydigan haqiqat. Va nimaga? Ba'zilar shu bugungacha Atatürk'ga to'lgan kunni nishonlaydi. Yaxshi deydi. Nimaga? Bunun cevabı şu. Mustafa Kemal Atatürk kuch yetmay qolgan paytida maydonga chiqqan va bütün İslam mamlakatlarini mustamlakachilar bosib olish ehtimoli bo'lib turganda Turkiyani asrab qolgan. Mustamlakadan. Qolgan hammasi ketgan. Qo'ldan chiqib ketgan. Bitta shu Turkiyani mustaqil qilib asrab qolgan. Bizning mustaqilligimiz qachon? 91. 91-da? Nimaga 91'dan bu yog'ida har yili mustaqillikka xursand bo'lamiz biz? Nimaga? Chunki juda katta ne'mat bu. Bu ne'matni biz mustaqildan keyin bildik. Mustaqil bo'lganimizda dinimiz, madaniyatimiz, tariximiz, tilimiz, ko'p narsamiz qaytib keldi o'zimizga. Bo'lmasa yo'q edi, yo'qotishga borilgandi. Deyarli yo'qotib yuborishyapti. Mustaqillikni yutug'i shu. Ha, yomon holdan yaxshi holga o'tdik biz. Ana shu narsani 1923 yilda Mustafa Kemal Atatürk ushlab qolgan. Shuning uchun xalqi uni yaxshi ko'radi. Haqli ravishda. Endi uni islomga qilgan dushmanchiligi, o'zini islomga bo'lgan munosabati, mast qiluvchi ichimlikdan qaytmasligi, ayollarga oyog'i suyuqligi, bu narsalari uni shaxsiy hayoti, uni hech qachon oqlamaymiz, uni qilayotgan ishlariga qiyomatda so'roq savoli bor. Lekin Türk milletinin unga nisbatan mana shu hurmati uni millatini mustaqillikda ushlab qolganligida. Rockefeller oilasini bittasi o'tdi dunyodan, 101 yoshda. Rockefeller dunyodan o'tgan. Shuni kundaliklari bor. Shaxsiy kundaliklarini e'lon qilishdi. Shaxsiy kundaliklarida shunaqa gap bor. Biz deydi, biz Rockefeller Siyon tashkilotining puldorlaridan. Siyonizm. Biz Siyon davlatini, ya'ni Isroil davlatini qurishlikka harakatni boshlaganimizda Mustafa Kemal Atatürk sabab bo'lib 15-20 yilga cho'zilib ketdi orqaga degan. Mana shu gapi bor. Buni nima deb tushunish mumkin? Nima degani shu? Nima degani bu? Bismillah. Bir 1933 yılda
10 yıldan keyin. 10 yıldan keyin parlamentte nutku var. Atatürk nutku söylegen. Aytken ki biz degen, biz degen Falastin yerleri de kimlerdir yer hohlayatkenliğini iştip kaldık. Biz Türk milleti bana şu kanuni devletin tepesindeyken biz hiç kimini hiç kaçan bizni ajdatlarımızın yerine kız alayetirişke yol vermeyemiz degen, kattık yapırken. Hani şu gapını eşitkenden ki parlamenti aytil etken ki bu gap tarqagandan keyin Siyon tashkiloti qilgan plan rejalari bo'yicha hali Abdulhamid ag'darildi, yer yo'q. Hali ham yer yo'q. Maqsadi yer edi ularni. Abdulhamiddan keyin Otaturk, Otaturk 33-yilda nutq so'ylayapti, yana yer haqida gapiryapti. Bu xavotir qilgan Siyonlar. Xavotir qilgan, to'xta degan. Bu bizni ko'zimizga Turkiya aloqada bo'lib oldi, qolganlarni parchalik deyapmiz-ku. Bularning maxfiy bog'liqligi bor shekilligi degan. Buni o'rganish kerak degan. Agar hozir o'tga yer o'rnatsak, saltanat qursak, davlatni boshlasak, bular yana birlashib bizni yo'q qilishi mumkin. Juda nozik vaziyatda. O'sha gapdan cho'chib to'xtatishgan harakatni. Endi nima qilamiz deganda, ba'zi tarixchilar, men unga qo'shilish qo'shilmaslik hech kimni majburiyati yo'q. 39-yilda jahon urushi. Jahon urushi, butun dunyo, ha? Jahon urushi, SSR paytida ulug' vatan urushi derdi. O'zi ikkinchi jahon urushi. Qachon boshlagan? 39-da boshlagan. 41-da SSRga kirgan. 39-da boshlangan. 39-dagi shu urushni Siyonlar olovlantirgan. Nimaga? Otaturkni, Otaturkni muammolaridan xavotir qilib, urush 2-chi jahon urushini uyushtirib bo'lsa-da, baribir taxt olishimiz kerak, baribir yer olishimiz kerak degan. Endi savol tug'iladi. Siyonlar urushni uyushtirgan bo'lsa, Gitlerga bular taklif qilgan bo'lsa yoki yo'l bergan bo'lsa, nima uchun Gitler asir tushganlardan ikkita savol so'ragan? Bittasi kommunistmisan? Ikkinchisi evreymisan, millating. Evreyman deganda o'ldirgan, kommunistman deganda o'ldirgan, savol bo'lmagan unga. Gaz kamplari bo'lgan, gazxonaga olib chiqib, ustidan gazni qo'yib, zaharlab bo'lib o'ldirgan. To'xtamagan, o'ldirib tashlagan hammasini. U odamlar ustida it üstüde abaradigan laboratuvarlarni oborgan. Gitlerning shunaqa rejalari bo'lgan, sovuqqa chidamli askar yaratish. O'sha odamlarni olib kelib, muzni ichiga sop qo'yib, necha minutda o'lar ekan. Odamni ustida o'tkazishgan shu tajribalarni. Nimaga desa, Siyon jamoasi, radikal jamoa. Shu Siyonlarga qo'shilmagan yahudiylarni yo'qotish uchun bu ishni qilgan. Bularga qo'shilmagan uchun bizga yordam bermading, sen bizdan emassan degan ish bilan qilishgan buni. Va u joyda ozgina mubolag'a ham bor. Germaniyada Holocaust degan qoida bor, qonun bor, eshitganmisiz? Holocaust. Antisemit, semitizm, Holocaust. Holocaust degani 2-chi jahon urushida 6 million yahudi o'ldirilgan. Shuning uchun Germaniya Yahudiylarga tovon puli to'lashga majbur. Va bu qonunan tasdiqlangan. Germaniyaga borib, Holocaust voqeasi sodir bo'lmagan desangiz, so'z erkinligi demaydi. Oborib qamaydi sizni. Qani so'z erkinligi? Fransiyaga borsangiz, payg'ambarimizni haqorat qilsa so'z erkinligi emish. Germaniyaga borsangiz, Holocaust bo'lmagan desangiz, u jinoyat emish. Ikkiyuzlamachilar. Ikkiyuzlamachi bular. Xo'p, Holocaust aslida bo'lmagan. 6 million odam bo'lmagan o'sha davrda. Yahudiylarning soni hozir ham unaqa emas. U paytda qanaqa 6 million yahudiy bo'ladi? Son sanoqda biroz mubolag'a bo'lishi mumkin, lekin 6 million bo'lmagan. Ha, lekin qurilishda ko'zgan maqsad shu. Endi davlat qachon paydo bo'ldi? 48-yil. 48-yil. Bergan. 49-da Falastinga urib bergan. Ya'ni siz xohlagan davlat shu Izroil bo'lganmi? Ha. Gaplashgan millatlar tashkiloti Stalin tan olgan. Falastinni tan olmagan. Shu xato ketgan. Yo, hozir uni ham tan olish tan olmasligi alohida mavzu. Hozir ham ko'p davlatlar tan olmaydi. Tan olmaydi.
devlet olarak tanınmıyordu. Köp devletler etibar edilmiyordu. Oje Kudüs'ün payitaht kılığımızda gendi, Trump çıkkandı. 7 tane, 8 tane devlet kul kurtardı. Fakat hemmesi karşı buldu. Biz Özbekistan'a karşı buldu. Bu, siyasette bu oyun bu. Siyasetke kırmayımız. Oyun tamamından çap tamamından kurtaramız. Tabut içi de bu miyimiz? Şiarımız şu. Lekin oşa ikinci han uruşunu yiyen şular kozgadı ve akıbette milyon, 50 milyon adam bulgen. 50 milyon adam bulgen. 50 milyon. Tüm dünyanın. Şu bilen bölge 48. yılda bunlar maksadına erişti. Birinci borgen peytideki kerte bilen hazırı kerten çalıştırsayız. Anca cevap. Hadi Falastin diğerliği yok. Falastin diğerliği yok. Şimdi bilmiyim ben bunu kandaya geçiş devam etişliğini. Eğer uşa baskın, bütün dünya hakikatini yaparıp uşa baskınçılıkta nokta koysa dünyada uruş toktaydı. Suriye'de, Irak'ta, uşa yakın şartta bugün cihadi hareket namı bilen hareket kılıyetkarlarının barçası Siyon'a hizmet kılıyordu. Özü bilmeydi. Özü bilmeydi. Uşa cahide kança uruş kubu bulsa, kança vayranalik bulsa, o cahide ege çıkışadı. Biz bu tıkutkargeni geldik de devletlerle kuruşadı. Rece şu. Babıl devletini ornige, Süleyman Aleyhisselam tahtını kuruş rejeleri var. Bu 4000 yıllık akide, eski akide. Eski düşünce bu. Akide yamanlarsa, kanaka manada, bir adamını pul bilen kızıktırsanız, başka adam pul verse özgür adam. Bir adamı mansap bilen kızıktırsanız, uşa mansap sakit bulsa o tohtaydı. Lekin akide bilen hareket kılıyetken adamını tohtatış mümkünmez. Onu öldürülen tohtatı bu miydi? Onun akidesi çünkü targıp kurtulurdu. Bütün dünyada bana şu cencerlerinin tagida akide var. Akide var. İslam ümmeti onların şu oyunu oynamasını kereyi. Ulamalar daim takitleydi. Şunun için takitleydi. Böyle kulüngü kural alıp demeye Müslüman memleketke bastırı bari yapsan. Seni şunge bastırı barışlıyını haklayatken düşman. Senge kuralını satıyatken düşman. Ular seni at diyepti, sen at yapsan. Lekin ağzından cihat çıkıyordu. Kan akıllı Müslüman Müslümanı cihat kıladı. Ha ular Alevi, Şii. Tohta. Suriye'ye başlangan hareketinin başı da Alevi, Şii, Sünni diyen gap yokudu. Yokudu. Demokratiyeydi başı da. Söz erkilliğiydi. Diktatura keçsin degenidi. Arab Baharıydı. Başlangasıydı. Mitingler bilen başlandı. Mitingler bilen Yemen'le aktarıştı. Mitingler bilen Irak'la aktarıştı. Mitingler bilen devam et yetiyordu. Gerçi devam et yetiyordu. Suriye'de kurallı cenge eylenip gitti. Kurallı cenge eylengenden ki cenk devam etişliği için ideolojiye gerek. Söz erkinliği dese cenk devam bu miydi? Hiç kim söz erkinliği canı tıkmıydı. Kim canını tıkışı mümkün? Cihat dese canı tıkadı. Cihat deyip işantara alsanız o adam canı tıkadı. Ölsem şehit bulamayın, yetmişte kol kötü oturup dedi. Uşakta kol kötü yürüyen adamlar ne işte hadis bilesen deseyiz? Onta dedi. Birincisi ne dese şehitini yetmişte kol kötü oturup dedi. Şunu bilelim, şunu örgütçükken buldu, sen ölümge tayyarsan, sen ölediğin ümmetsen, ölüşün senge hizmet deyişken. Ketken, onu tohtat bu miydi? Onge şeriatını doğru tamamen düşündürmek için çok düşünmeydi o. Sizi kafir deydi, beni murtad deydi. Saray müllesi deydi, uzunu, o şey, yani formülasını, kellesi kırtık uyulingen stratejiyeni basımı aslında hareket kıladı. Başka? Yok, başka düşünce yok. İşitken bu ses kere cihat hakkında yaptığı şey yapmam tabi olabilen Suriye'den telefon bile yaptı. Yaptı şey yapmam, hop cihat kılı yapsa. Cihat da uzun nemel ilgini bilesen mi? Desem, ha bilemem, nemel desin. Kafırlar bilen cenk kılış. Tohtu. Cihatta şu gel var mı? Yok bilmiyim ben, lakin kafırlar bilen cenk kılış. Kim etti? Üstazım etti diye yaptı. Beni diye yaptı, palancı Şami üstazım var. Uşa etti menge diye yaptı. Endi ayt yapman sanki. Sanki ustozing aytgan gapga ergashib yapsanmi, shariatga ergashib yapsanmi? Ustozim aytgan gapga ergashib yapman. Demak, jihodning asli kalimasi Qur'onda mana bu, istilohda mana bu, sunnatda mana bu. Bularga ko'ra jihodda qurolli jang yo'q. Sanki bir odam buni qurolli jang deb o'rgatdi va boshqa narsani o'rganma dedi, to'g'rimi? Ha. U aldayotgan bo'lishi mumkinmi sen? O'ylanib qoldi. Aldayotgan bo'lishi mumkinmi seni? Seni Tarpeyde kılıp aldığında sürü yapken bu işi mümkün mü? Mümkün. Fortlasan ya sen fortluysan bari. Onge kızığı yok. Onge ayeti etken tepedeki adamın kızığı yok. Muhumuş otta adam köp ölsün.
Xona vayron bo'lsin, vayron bo'lsin, to'xtatib bo'lmaydigan darajaga chiqsin, urush to'xtamasin. Shunga harakat. Bu ijtimoiy tarmoqlarda boshlangan o'sha paytda. Trollar musulmon nomini qo'yib oladi, Abu Ali deb nom qo'yib oladi, Umar ibn Xattob qo'yib oladi, Oysha Siddiqa deb qo'yib oladi-da, orqasida George o'tiribdi, George. George. O'rtaga gap tashlaydi. Shi'alik, sunniylik ig'volarini tashlaydi. Umar xalifalikka loyiqmidi, loyiqmasmidi? Shi'alar chiqib loyiqmasida Alloh la'nati bo'lsin deb bunisi boyoqdan trolling qiladi. Bunisi u haqligi desan Alloh la'nati bo'lsin, unisi trolling qiladi. Bular shunaqa o'yinni o'ynab beradi, sodda musulmonlar kirib olib, "Ye, Hazrat Umar so'kyaptimi? Yonidagi menga qurol bergin" deydi. U shunda qurolni beradi, tayyor. Ot bor deydi. Xuddi shu o'yinni qilishdi. Ular jihod nomi bilan urushni davom ettirishdi, davom etmasdi. So'z erkinligi bilan davom etmasdi. Demokratiya talabi bilan urush davom etmaydi. Etmaydi, demokratiya kimga kerak? Hech kimga kerak emas. Emaski u dunyoviy sistema, menga dunyoviy sistemaga kim jonini beradi? Hech kim olishdi. Ozodlik, so'z erkinligi yaramay qolgan uchun olib tashlab, shi'alar, alaviylar, bular o'sha husiylar, har turli nomni qo'yishdi ularga. Vaholanki Bashar Asad dini profil emas. Angliyada o'qigan, xotini anglichanki. Mutlaqo dunyoviy odam, siyosiy odam. Siyosiy odamni dini lider qilib ko'rsatishdi, unga qarshi jihod deb nomlashdi va buni oqlash harakat qilishdi. Ha, endi insof bilan hozirgi tarixiy muxtasar qisqa gapni xulosasi kimga xizmat qilishyapti? Qaysi musulmonga foyda bo'ldi shu? Oxir oqibat o'sha bechoralarni asrga tushib qolganda yana shuni koriga biz yarayapmiz, ya'ni men o'zim aytmayapman, shu mamlakat o'zi yarayapti. Har bittasiga pul berib olib kelishyapti, men taxminim. Noto'g'ri bo'lishi mumkin. Ular tekinga bermaydi. Har bittasini borib shartnoma qilishib sotib olib kelishyapti bu yerga. Shu mamlakatni, shu yurtni kofirlar bular, murtadlar borib qonini ariqlarda oqizamiz degan odamlarni borib yana boshidan silab olib kelib, joy qilib, uy qilib, pasport berib, endi tinch yasha deyapti. Bunaqa odamgarchilik qayerda bor? Kim kimga xizmat qilyapti? Ko'rinishdan sunnatni, payg'ambar alayhissalomning sunnati soqol deyapti-da, faqat musulmonga zarar beryapti. Anaqa emaski. O'shaning uchun aytayapman, jon kuydirib, bunaqa mebelchi jo'ja mo'jalaridan 20-tasiga kuchim yetadi har tomonlama. Lekin o'shani nomiga, ya'ni ergashib, uni atrofida o'shanga so'lagini oqizib turgan bechoralarga ogohlantirish qilyapman. Yonib ketasan, ehtiyot bo'lgin. Yonib ketasan. Bizga qiziq yo'q. Biz masalan bitta jonimiz bor bizda ham. Ajalni bittaligini yaxshi bilamiz. To'g'ri, ba'zan noto'g'ri ishlarni qilib qo'yishimiz mumkin o'zimizning shaxsiy hayotimizda, lekin din haqida samimiymiz. Aytgan gapimizdan bir tiyin manfaat ko'zlamayapmiz. Doim o'sha xavotirni bila turib gapiryapmiz. Omonat bo'lganligi uchun. Qabul qilsa alhamdulillah, Alloh hidoyat qildi. Qabul qilmasa Allohu akbar, o'zing shohidsan, men aytdim deb ketyapmiz. İnşallah. Kapımızın ahirgi kulansası kıskarak şu. Özürlük etti yap lakin. Yo cüde çıvarlı tarık anakalı varaklandı. Yani, Bismillah. Yani birinci geldi radikalleştirir. Hı hı. Şuna bir üçüncü çekip çıktı. Radikalleştirişten başlayınca ve bar küçü bugün günkeri fakat İslamcı karşı. Hı hı. Resileymez değil mi şu an? Yok yok, siyanizm de resileymez. Buluş olup ki yani ilk geliş olup. Bütün adam. Buluş geliyor orası. Evet. Taraf geçmiyor. Şimdi zaten kup adam soku yaptı da onları da buluydu. Lekin bilemem ki şu kuzatkanına kula sakalım ki siz bir orta yapıp yaparsınız yok hadiste yok ayakta gelip ki siz faqat yana bir mazmunini aytib o'tib ketasiz. Biz hadis bilmaymiz uni. Ko'pchilik aytganingiz haliga eshitib qolamiz, onasi bilan onam bilan zino qilishi bastı, boshqa qil degan. O'shalarga ham azgina bir juda ko'p gapirganmiz. Men unga ko'p gapirmaganman o'zi aslida. Ushami. Menga nisbatan 24 soat montaj kompaniyalar bor.
Mesela mazkurlardan bittesi, o şey yetimhanadan alingen bala var. Burhanuddin ibn Ziyavuddin degen. Yetimhanadan alıp, onu atası yiyen, anasını yiyen bir tayin adamlar. Eğer tayinli bugendeydi, millet içine buna kağır yapını eşitkenlikini çıkardı, erkek olup. Benim atam var, anam var deydi. Bu yapını bir neçe bar ayttik, o zaman nispeten, ata anası yoğuluğu için çıkıp aytam yaptı. Ben falançını oğlumam, pıstançımam, menemem diyeme yaptı. Diyemeydi çünkü onlar maksatli, işke hizmet kılıyken adamlar. Şimdi Müslüman namı bilen kılı yaptı. Onlar her gün ettim ki George. George, Ayşe istediği kadar nam koyuyor gen profilde. O da George. Arkası da o Müslümanların düşmanı. Demek için Müslümanların o zara nefret ruhları bilen o zara birbirine düşman kılış. Şimdi Müslümanlar aralaşken de ettim ben. Ben bir meseleye ilmi yandaşarken ben kılıyetken işinin hatalığı ispatlangenden ki tavba kılış en doğru yol. Tavba hemimiz muhtaçımız. Kullu beni adam al hatta'un, kullu beni adam hatta'un, hayrul hatta'ine tevvabun. Hemimizde hata var. Lekin en yakşı hatakarlar tavba kılgenler. Tavba kılış gerek oldu, hatanın tan alış gerek oldu, yapıyor. Yok, tan almasına ne kılışı yaptı? Müslüman namı bilen devam etişi yaptı. Ve devam etiyetken de o da şarapsız işlerini kılışı yaptı. Şarapsızlarca. O bizge nisbeten tekmeydi de, o şarafli adam biz. Şarapsız hücumlar bizge alakası yok. Adres not doğru. Bizge şarafli insanlar mukabil var. Oturup yüzme yüz. Yapımızı eğitemiz, hata olsa tan alamız, doğru olsa yaplaşamız. Limboca da yaplaşamız. Beni çakırsa Limboca gibi var ama imkanetim olsa. Demek ki, hoşka vardım, kaçıp gittin o. Abdülbari degeni. Ben de SMS'lere tuttum Messenger'de. Borsa konuşamazsan, bop dedik. Maturidiler adaşken, aylantıra uğradı. Borsa yok, borganımı bilgen yok. Telefonda yapıştınız mı lan? Kendi telefonda başkası çıktı ki. Başkası yok. Ha, başkası yok. Taşkada çıktı, yaklaşamız diye durdu. Dubai'de yurdum. Katta canlı ifrıklı bürganını korsattım. Bir ortası kekeri yok. Kekeri yok. Ha, demek bu joyda Müslümanlar mez. Bu fitnene kozgayetkenler. Fakat Müslümanların ilindiriş hakkında gel var. Ken, ettim ki bir Müslümanlı, real bir Müslümanlı abrosu kanı bilen teyin. Peygamber aleyhi sallatu vesselam, İmam Nesai'de, İmam Hakim'in müstadrakları da, İmam Dar-ı Kutni'de, Tabarani'de bir kança turuklar bilen rivayetler var. Bu turukların hemmesini Hasan degen ulamalar, sahih degen, sahih hadisler. Aittiler ki, Ribonun 70'ten artık günahı var. Riba özü en katta günahlardan. Onu parçalasanız 70'e yakın günahı var. En yengili özünü anası bilen nikahlengenge teyin. Nikah kinaya bu. Açık manası anası bilen zina kılıçlık işletiledi. Na'udhu billah, utu hulik gel. Dip şu hadisin devamında. İnne min arbar riba ardu racilil muslim degenler. Hepsinin devamı şu. Ribanın en kattesi, riba rağı. Bulsa Müslümanlığı abrosuna tecavüz kılış. İlmi yap ki ilmi cevap yok. Bir yoldan uzunu koklayan lakabını koyu yaptı. Goya, o şey lakab ki bizim buna asıptık. Ondan ben kursam ben. Kim beni lakablayatken bulsa, birinciden tavba kılıp, özür sorası şartmaz. Ben keçirdim tavba kıyallarını da. Lekin, delşi devam etedi gellerden hursam ben. Nimege, merhaba, minin acırlarım kıyamet günü de. Yaplaşamam, bitti yaplaşamam. Harası ben, imanım var beni. Yüzme yüz kelamız yaplaşamız. Kup hatalarım var. Merhaba, alın hatalarımı diyeyim ben. Acırlarını çoz bir yakalayayım ben. Ha, biz ki hursam çelik. Ben bir avgı lakak koymayıp ben ki, menge aitken adamı cevap veriyip ben. Cevap veriyip mi? Doğru mu? Doğru. Hadiste var mı? Hadiste var. O şey yaptığını kesip alışıp toktama elentirişi yaptı. Ularını 24 saat hakaretleri. Bir yanda ailem kalgeni yok, anam kalgeni yok, uzun kalgeni yok. Onunla layık mesmem ben. Uşan için amayım ben. Kuhnum giyem temiydi. Yapırsa yapıyor muydu mi? Yapırsa yapıyor muydu mi? Bu günü fazladın Parpiyev. Ben Türkiye'ye uçtum, Türkiye'de
bizga C141 kod bilan taqiq qo'ydi, qaytib keldik. Men o'tolganim yo'q. Mendan keyin yana bir qancha odamlarga shunaqa hozir qattiqroq ekan. Ya'ni sal soqolingiz uzun bo'lsa kirgizmaydi Turkiyaga. Xabar shu siyosatni bilmayapsiz, tushunmayapsiz hech kim. Qaytib kelsam, Fazliddin Parpeyevni eshakning rasmini qo'yib qo'yib, hali sim ustiga o'tirgan eshakni. Eshak chegaradan o'ta olmaydi, post qo'yib qo'yibdi. Bechara. Bechara. Fazliddin? Bechara. Bu bolani umrim bino bo'lib sizlarga sansiramaganman. Shatta yurgan paytida. Men chiqib ketayotgan paytda siyosatni bilganim uchun aytganman, ogohlantirganman, ehtiyot bo'ling deganman. Sizga BBC Ozodlik Amerika ovozi chiqadi, sizni o'ynatishadi. Deganman, hali chiqib ketmasdan oldim, ketayotgan paytida. Men endi chiqqandan keyin shunaqa bo'ldi, o'ynatishdi. Endi biz aytgan gaplarimiz to'g'ri chiqib, o'tta kimning qo'lida yaloqxo'r bo'lib yurganini ham bilaman. Bunga kim? O'sha Muhammad Ali degan odamlar, bolalar uni 3-4 so'm pulini berib qo'yib, xotinini boqib, bolasini boqib yurganini yaxshi bilaman. Xor hayot. Bunaqa hayotga tupurganman men. 3-uchinchi mamlakatdan joy qidirib yurgan bola. Meni o'zicha eshak deb mazah qilyapti. Atrofida men nomini aytmadim-ku, nimaga sizlar uni tushunyapsizlar deyapti. Hay ko'ramiz qabr. Oxiratga iymonimiz bor bizda. Ya'ni samimiy xolis emasligi aniq. Ro'mol haqidagi gaplari samimiy emas edi, orqasida manfaat bor edi. U bu gapni gapirish bilan ro'molli ayollarimizning huquqini himoya qilish rejasi yo'q edi. Shu gapni gapirib, siyosiy qochqin bo'lib Yevropaning yuvindisini yeyishni iroda qilyapti. Boshqa gap yo'q edi. O'sha kuni aytganimizda odamlar mendan xafa bo'ldi. Mana isboti. O'sha gapni gapirgandan keyin ro'molli ayollarimizga foyda bo'ldimi? Zarra qadar foyda bo'ldimi? Bo'lgani yo'q. Aksiga olib ketdi. Aksiga maktabda 4-ta 5-ta tashkilot qorovul turdi o'shandan keyin. Bir narsa qilib ro'molli bilan o'qib yurgan qizlarimizga nazorat bo'ldi. Hamma nazarini o'shaqa qaratdi. Ojizda qizlarimizga hujum bo'lib ketdi. Bu ketdi yallo qilib birovni tashagan o'laksasini yegan. Boqib yuribdi buni hozir. Fazliddin Parpiyevni boqib yurishibdi, boqib. Endi oilasining hurmati bor-da. Oilasi yaxshi odamlar. Otalari juda ko'p xizmat qilgan odam, ukalari hozir diniy idorada hozir ishlaydimi yo'q bilmadim, lekin yaxshi xizmatdagi odamlar, lekin bu o'sha siyosiy dinni siyosiylashtirganlarni eshaklardan bittasi shu. O'shanga eshakni rasmini qo'yibdi. Odam o'zi haqida tasavvur qiladi boshqa odamlar ham. Ular hadislar yana bir joyda Imom Ahmadning musnadlarida kelgan hadis bor. O'zining nasabi bilan faxrlangan inson otasinikini tishlabdi deganlar payg'ambarimiz. Qo'pol gap bu. Hadisning sharhida ulamolar aytgan, bu hadisni Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu aytganlar. Bir kishi qabilasi bilan faxrlanganda shu gapni gapirganlar. Odamlar hayron bo'lgan. Usmon hayoli odam bo'lganlar. Siz hayoli odam shu gapni gapirasizmi deganda, sizlar buni meni gapim deyapsizlarmi deganlar. Meni gapim emas bu. Usmon radhiyallohu anhuga ta'na qilishgan. Bu meni gapim emas deganlar. Men buni Rasulullohdan eshitganman deganlar. Nasabi bilan faxrlanish, qabilasi bilan faxrlanish shunga loyiq. Shorihlar aytadi hadisni sharhida. Jinoyatlarni ko'piga jazo bor, to'g'rimi? Zinokorga jazo bor, o'g'riga jazo bor, jazolar belgilangan. O'sha jazolar ichida otasi bilan faxrlangan odamga jazo shu ekan. Rasululloh o'zlaridan o'zlari aytmadilar, bir kishi faxrlansa shunaqa degin dedilar. Demak, uning jazosi shu, shariat bo'yicha. Payg'ambarimiz kim? Va ma yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. Rasulullohning har bir gaplari din haqida vahiy hisoblanadi. Demak, bu shunaqa odamlarga jazo, hayotda jazo. Shunaqa aytib qo'yinglar ularga. Uxsuru turoba vujuhal maddahi. Maddohni jazosi nima? Yuziga tuproq sepish. Jazosi bor hamma narsani. Maddohni yuziga tuproq sepish. Bir odamning yuziga tuproq sochib yuborsangiz, chiroylimi shu? Xuniga to'g'rimi? Bir madaniyatli odam bir odamning yuziga tuproq socha olmaydimi? Rasululloh soch deyaptilar. Nima bo'ldi bu? Maddohni jazosi bo'ldi. Maddoh o'sha loyiq bo'lmagan odamni ko'klarga ko'tarish. Manfaat ma'nosida.
nasabi bilan faxrlanganlarga shu jazo bo'ldi. Buni aytayotganimizda bizni obro'sizlantirish uchun harakat qilishdi, lekin bilishmadiki, o'zlari bilmay bizni piar qilib berishdi. Umuman eshitmaydigan odamlar eshitib, hozir biz xohlamasak ham bizni ishdan tushibdi. Bizni obro', sharaf, odamlar ichida ko'pchilikka tanish maqsadimiz yo'q. Qiynalib ketdik odamlar ko'p tanigandan. Hech kim tanimas edi qani. Hamma qilgan ishimiz 0-0 bo'lib to'g'ri ketib olganimiz yaxshi edi. Allohning huzuriga. U bizni orzuyimiz emas. Orzu qilganimizda edi balki bunaqa erisha olmasdik. Chunki Alloh taolo siz xohlagan narsani ziddi bilan jazolaydi odatda. Odatda shunaqa bo'ladi. Merosxo'r meros qoldiruvchini o'ldirsa merosdan mahrum qilinadi. Shariat qoidasi. Shuning uchun yana aytib qo'yay, qo'llardan kelgan ishni qilsin. Xohlasin montaj qilsin. Xohlasin tashkilot tutsin. Ahli sunna va jamoani yengib bo'lmaydi. Bizning umidimiz ahli sunna va jamoadan chiqib ketmaslik. Maqsadimiz shu, irodamiz shu. Va bilamizki ahli sunna g'alaba qiladi. Albatta, o'sha g'alaba davom etadi. Bismillah. Hazret gapir bo'lsin tilak. Bu yozga qilmaydik. Bo'l, savol bo'lsa, davom etamiz. Kecha 2 kishi o'rtasida, 2-3 kishi o'rtasida biroz bahsga o'xshash suhbat bo'lib qoldi. Ya'ni ibodat masalasi. Eng muhim masala. Salla va chapon. Uchakmona kiyib o'qish xosasan salla haqida. Salla kiyib namoz o'qishni 70 barobar savobi ortiq deyilgan hadis zaif. Uni biz qabul qilmaymiz degan ma'noda ham suhbat bo'ldi. Men shuni bilmasak ham, shuni ertaga ko'rsam, domlani so'rab olaman degandim. Shunga bir ma'lumot bersangiz. O'sha gap to'g'ri. Salla haqida, bosh kiyim haqida, ibodatga aloqador ligi to'g'risida targ'ib ma'nosidagi hadislar barchasi zaif. Bu degani sanad jihatdan zaif. Sanad jihatidan zaif. Lekin amal jihatidan ibodatlarning barchasida bosh kiyim bo'lishligi afzal hisoblangan. Illo hajda istisno. Hajda istisno. Hajda bosh kiyim kiyib bo'lmaydi. Lekin boshqa ibodatlarda bosh kiyim islomning ziynatlaridan hisoblanib qolgan. Musulmonning ziynati bo'lgan. Barcha sallada yurgan, yoki eng kamida do'ppida yurgan, yoki eng kamida chorsini bunda bog'lab olgan boshiga. Bosh kiyim ibodatga nisbatan ziynat hisoblangan. Ibodat kiyimi hisoblanmagan. Shuni farqi bor. Ziynat boshqa narsa, ibodat kiyimi boshqa narsa. Ziynat nima desa, Alloh taolo Qur'oni Karimda "Xudu ziynatakum inda kulli masjid" degan. O'sha yerdagi masjid tafsirda masjid, sajdagoh degani. Har sajdagohda ziynat kiyimini olinglar, ziynatlaninglar dedi Alloh taolo. Demak, eng go'zal kiyimni ibodatga kiyishimiz kerak. Eng go'zal kiyimimiz ibodat kiyimi bo'lishi kerak. Abu Hanifa rahimahullohni bayram uchun olib qo'ygan kiyimlari bor edi. Undan chandon qimmat go'zal kiyimni namozga, 5 vaqt namozga kiyardilar. Bayramga kiyadigan kiyimdan ham go'zalini namozga kiyardilar. Chunki Qur'on buyuryapti buni, ziynatli kiyim. Bosh kiyimi bo'lish ziynatmi, bosh kiyim bo'lmaslik ziynatmi desa, ulamolar qadimdan bugunga qadar ittifoq qiladi, bosh kiyim ziynat. Boshni yechib ibodat qilish boshqa din vakillariga xos. Boshqa din vakillari. Masalan, ibodat, hurmat yuzasidan sizni oldingizda, qarshingizda shilyapamni yechaman deydi-yu. Ta'zim u. Sizni hurmat qilish ibodat uchun qiladi ular. Bizda teskarisi. Biz bosh kiyimda bo'lishligimiz afzal. Shuning uchun fiqh kitoblarimizni deyarli barchasida bir ittifoq aytishadiki, bosh kiyimsiz namoz o'qish makruh illa tazallulan kelgan. Tazallulan hajda. Haj umrada ihrom bog'laganingizda unda bosh kiyim bo'lmaydi. Chunki Allohning huzurida o'zingizni xor ko'rsatishingiz kerak. Haj maqsadi shu.
Hatta Albani aytadı. Albani rahimahullah. İbadatta ziynet baş giyim deydi. İbn Hüseyin aytadı. İbadatta baş giyim ziynet deydi. Baş giyimge targıb kula vuruş gerek. Şimdi ibadet kiyimi mes degen nimi düşünemiz dese, ibadet kiyimi degen düşünce İslam'da yok. İslami hayatta. Her kanday kiyim avratını berkitse, uşa namazga yaray vuradı. Hatta romal ibadet kiyimi mes. Bu ahlaki kiyim, ayollarga avratını berkitiş uçun, uşu cayını, başını uğraşligini, saçını uğraşligini, yüzü açık, kolu açık, ayağı açık olsa buldu, kagenceyi berk buluşligini, buyuradı. Kiyim kaysi materyaldan buluşu muhim mes. İslami ahli sünne vel cemaatı muhim nerse kiyimini, avratını tosuşligi. İbadet kiyimi mes. Şialarda ibadet kiyimi var. İbadet kiyimi. Alimlerige malum bir rütbeden kiyin kiyim kiydiredi. Halbuki kara kiyim başka çarak, akı başka çarak, sallası başka çarak. O ibadet kiyimi olardı. Uşa bilen ular tanıradı. Pagon okşaganlarsa da, sarı köpeyse yıldızçası aşağıdı. Ahl-ı sünnede onakı yapıyor. Ahl-ı sünnede başka din vakillerine ibadet bilgisi bulmadıken kiyimler caiz bana uğradı. Kızıl caiz mi de sorap kaladı bana da caiz. Buradan caiz. Çünkü kızıldan kaytarışlık hakkıdaki hadisler kızıl kiyim mecusilerinin kiyimi bugün davrıya bağlı. Başka dinin bilgisi bugün. Lekin mutlaka onaka belgi yok aldı mı? Ketti. Kestümşim hazır. Hemme kiyedi. Kestümşim Müslümanların kiyimi mesedi. Avrupa'dan bizge kırıp geldi. Birinci kegen peyti de adamlar onu dinsizin kiyimi deyip çünerdi. Kiyinçelik onlara şip etti. Caiz bu kala bırak. Başka dinle tarif kısa kiyimi de harap. Başka dinle tarif kısa şuna kaya. Şimdi senle ibadet kiyimi deyip onge urgu verip bunu aynen ibadet şubilen afzal burada deyiş için keltirilgen delillerini küçü yetmeydi. Kuvvetliymez. Umumi hulası şeriat maksatlarına göre ibadet kiyim değilmedi. Lekin afzaliyet ziynet manası da kiyim o. Ziynet değil kiyim. İş kiyimi de namaz okuş makruh. İmkaniyetsiz barı lay, kir, çayın kiyimde namaz okuş makruh. Allah'ın huzur dedesiz de hazır sizi hakim çakırsın kestirmişim gel üstüklerini kılıp sakallarını tekişle atırlarını sepik kiraz. Hakim kim? Sizi boşluken adam yiyem. Doğru mu? Sizi boşluken adam yiyem. Lekin Allah'ın huzuruna bariyat kendisi koyulayın mı? Demek ki yiyin bilen barış gereği. Benim ola? Ayarlı yalnız ibadet kıyan duyduğu mahremiz. Hiç kimi yok yalnız. Koçu dürgendeki hıcabdan adam mı? Şartlı hıcab da o şey namazda yüzü kolu, ayağıdan başka cahaya bir buluşu talep kılınladı namazda. Toks kıyım, aslında şim kıyım namaz okusu bu midayı. Ha, şimdi o şey azaları bortup duruşluğu yakışmaz. Doğru mes. Ki maçıda hazır bir, kodda maçıda da namaz kalma halinden o çıkanca namaz olsa. Sacdaki karagen peyti de o şey avrası var uzun, kuz. Katta masjidlerde o şey kuzunu dairesinden uyaran usu var orada. Tahminen hazır bu 15 metre. 15 metre bu mesele gerek. 3-4 metre bu mesele gerek. 3-4-5 metre etrafında. Şöyle karat dursam kat kurunu yaptı bunu. Sayısdaki karat dursanız kat kurunu yaptı. Meşhur çöyle kurunu yaptı da meşhurdu. İşte var oldular. Bundan yok adamı ise kesin var. Bundan yok adamı kete uğradı. Bundan yok adamı kete uğradı. Kiyin hani kiyin meselesi de bir savalam kete yapıyken ipek kiyin doğrusu. Ha erkekler gibi bu şey ipek kiyimi caizmez. Bizde hanefiler gibi böyle makruh. Çünkü hadis ahad hadis, makruh. Başka mezhepler haram değil öyle. Halaka hadis? Ahad hadis. Ne degen o? Ahad degeni, rivayet kigen adamlar sahanı bitteden aşmaydı. Raviler silsilesi de bittelik var. Bitti adam rivayet kigen, ki ingiler köpeyip geçseyem hadis ahad bu paralı. O hadisli küçü, her bir raviler ontadan ravi, rivayet kigen hadisli küçüge teymez o. Ahad deyildi de, ahaddan da bir dağın ilgen, birlik. Haram kılalmaydı onaka hadis. Maksimum makruh tahrimiga abaradı. Bizde hanefiler şunun için onu makruhu tahrimi deyildi. Haramga yakın, lekin makruh. Delili ahad bugün için. Ben ilmi istilah, muhadir hamma bilir şartmaz, lekin hanefi usulü bu içe ayet kit yapmanda.
Oxirgi savolni beramizmi? Bir qancha savolni tayyorlab qo'ydim, hozir qidirib topolmadim shoshib. Ancha bugun boshida qotirmoqchi edim. Davla tahorat qilishda suvda isrof bor. Lekin g'uslda isrof yo'q deb bir kishiga tushuntira olmadim. Sababi turadi. Sababi suvni yetishligida. Ham yaxshi suvni yetishligi. Yetishligi. Tahoratda ma'lum chegaralangan a'zoni o'zi va vaqt vaqt isrofi ham bordi. Sunnatda 3 tadan ortig'i isrof. O'sha joyda suv isrofi bor, plus vaqt isrofi bor. Vaqt ham isrof. O'sha 4-chi marta yuvilayotgan vaqtga namozga borishingiz kerak. Boshqa ish bilan shug'ullanishingiz kerak. O'shaning uchun dengizda bo'lsa ham 3 tadan ortiq yuvilmaydi. 4-chisida vaqt isrofi bo'ladi. O'tda suv isrofi yo'q, dengizda suv isrofi yo'q. Lekin vaqt isrofi bor. G'uslda ko'proq suv ishlatish kerak degan ma'nodan gap u. Unda ham vaqt isrofi bor. Suvni tanga tushib olib, anaqa deyfun bo'lib o'tirishdan to'g'ri emas. Yuvinish kerak, tezda borib turib ish qilish kerak. Rahmat. Bismillah. Aziz bir sun, kafat bir sun, kudur ya. Hop. Turamız ayında. Uski kuruktu geldi mi? Ya, uçurayım. Yerik, elhamdülillah. Onu uçursa sigaretin zor olan bir amca. Bu sigaretin zor, hadi lan. Ya, sağ olan terli okuyayım. Valla kaç سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا الله